Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlar, dün gece Dolar-TL ile ilgili ayrıntılı bir yorum aktarma imkanım olmadı. Zira sabaha karşı 05'te Trump'ın ulusa sesleniş konuşması vardı ve bu konuşmayı bekleyeceğimi söylemiştim. Ancak bu konuşmanın canlı yayınıyla ilgili olarak bir kaynak olamadığı için bu hususta detaylı bir çalışma olmadı. Ama yine de o saatlerde aktarmış olduğum bir analizde kısaca Dolar-TL'ye değindim, günün pivot seviyelerini aktardım ve bu eksikliği de 5 adet hissenin analizini yaparak gidermek istedim. Kardemir, Aselsan, Petkim, Türk Hava Yolları ve gündemdeki en önemli hisselerden birisi olarak ise İşçe'nin teknik takas ve yabancı işlemleriyle alakalı olan incelemesini sizlere aktardım. Bu videonun sonuna ekleyeceğim, tekrar hatırlayabilirsiniz veya ilginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu analizde ise sizlerden çok yoğun bir şekilde gelen bir soru itibariyle acaba artık Dolar-TL için alım zamanı gelmiş midir? Dolar-TL alınır mı? Bu seviyeler alım için uygun mu? Şeklinde çok yoğun bir şekilde soru almaktayım. Zannediyorum ki Dolar-TL'nin özellikle son birkaç gündür 5.20 üzerinde kalmak veya 5.20'yi kırmamak hususundaki çabası dikkat çekiyor. Arkadaşlar, dolar-TL alınır mı? Dolar için artık yatırım yapılır mı? Veya elde bulunuyorsa, tutuluyorsa dolar-TL için bir tepki zamanı gelmiş midir? Sorularınıza yanıt olarak hiçbir temel faktöre değinmeyeceğim. Sadece ve sadece teknik kriterleri dikkate almak kaydıyla bazı tespitlerimi veya bugüne kadar oluşmuş olan bazı önemli gelişmeleri sizlerin dikkatinize sunacağım. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda bu videonun hemen ardından aktaracağım bir ikinci video daha olacak. Bu videoda ise dolar aldıysanız veya almayı düşünüyorsanız veya elinizde dolarınız var ise bu dolar-TL'de oldu ya yanıldınız, oldu ya aşağı seviyelere doğru bir iniş oldu. Kendinizi zarardan nasıl koruyabileceğinizi, Dolar-TL'de oluşabilecek olan beklentinize ters olan gelişmelere karşı kendinizi nasıl bir anlamda sigorta edebileceğinizi, bu zararlardan nasıl kurtulma imkanınızın olduğunu da izah eden bir ikinci videom daha olacak. Evet, konuya girelim isterseniz. Powell sabah 05'te ulusa sesleniş konuşmasını, pardon, Trump sabah 05'te ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Bu konuşması tamamıyla ve tamamıyla başkanlık seçimi önümüzdeki döneme ait olarak kendi durumunu güçlendirebilmek, kuvvetlendirebilmek adına Amerika halkının, kamuoyunun güvenini kazanmak niteliğinde bir konuşmaydı. Ve bu konuşmada siyasi söylemler son derece fazlaydı. Aslında hiçbir yere sataşmadı. Sadece bugüne kadar yapmış olduğu işlemlerin, attığı adımların ne kadar haklı olduğunu anlattı. İşte Meksika Duvarı ile ilgili olarak bu konudaki gerekçeleri izah etti ve Çin ile girmiş olduğu ticaret savaşlarında ise yine ne ölçüde haklı olduğunu rakam vererek izah etti. Dedi ki, düne kadar biz Çin'den herhangi bir gümrük vergisi almıyorduk, 5 sent bile almıyorduk ama bugün itibariyle böyle bir uygulamaya geçtik. ABD ekonomisine 250 milyar dolar katkı sağlandı, dedi. Ve tabii ki Trump'ın bu açıklamaları, vermiş olduğu bu rakamlar ciddi bir coşkuyla karşılandı. Alkışlar sürekli olarak alkış sesleri kesilmedi ve Trump yaptığı işlemlerin, attığı adımların ne kadar doğru, ekonomi için ne kadar faydalı olduğunu anlatan bir sunum yapmış oldu. Bu Trump için siyasi anlamda son derece önemli bir artı kazandırdı ve savaşçılarımızı Suriye'den çekeceğiz, 7 bin askerimiz orada ölmüştü gibi bir takım yaklaşımlarla da bu konudaki Orta Doğu ile ilgili olarak veya askerlerin dışarıda konuşlanmasıyla ilgili, bunların geri çağrılacağı ile ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulundu. Bunların yorumunu sizlere bırakıyorum. Bugün böyle söyledi, yarın başka bir şey söyleyecektir veya Trump'ın ne söylediğine değil de ne yaptığına bakmak lazım. Evet sevgili arkadaşlar, bu konuşmanın ardından Dolar-TL, daha doğrusu genel anlamda doların dünya genelinde bir değer kazanımı içerisine girdiğini görüyoruz. Euro dolar paritesi bu konuşmanın yapıldığı sıralarda 1.14'lere kadar gerilemişti. Ancak şu anda 1.1360'lar seviyesine kadar geri çekildiğine tanık olmaktayız. 1.14'ün aşağısında, dolayısıyla dolar euro karşısında değer kazanıyor. Aynı şekilde çok affedersiniz.
Aynı şekilde Japonya'nın açısından baktığımız zaman da güvenli para limanlarından birisi olarak, para birimlerinden birisi olarak bilinen Japonya'nın açısından baktığımızda 110 seviyesini zorladığını görmekteyiz ki bu da doların Japonya'nın karşısında da değer kazandığını göstermekte. Zira dolar endeksinin de tekrar 96'lar seviyesine ulaşması doların güçlü para birimleri. Altını çiziyorum arkadaşlar. Güçlü para birimleri karşısında bir değer kazanımı içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatırlayınız arkadaşlar 3-5 gün öncesine kadar doların artık bir çöp para birimi olduğu, ABD faiz artırmayacaksa doların hiçbir anlamının ve kıymetinin kalmayacağına dair bir takım söylemlere, bir takım iddialara da tanık olmuştunuz. Ben de bu hususta doların dünya rezervlerinin %75'ini oluşturmakta olan bir para biriminin bu konudaki hegemonyasının, bu konudaki etkinliğinin kolay kolay yıkılabilmesinin mümkün olamayacağına dair görüşlerimi bildirmiştim. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL'nin durumuna baktığımız zaman ise bugün 5.23'lere doğru bir hareketlilik yaşandı. Ardından 5.20'nin aşağısına çok minik bir sarkma oluştu ve 5.21.95-5.22 seviyelerinde ise bu saat itibariyle dolar TL'nin hareketliliğini devam ettirdiğini görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, dolar TL için alınır mı alınmaz mı, buralar uygun seviye midir noktasına geldiğimiz zaman karşımızda şöyle bir grafik bulunmakta. Bu görmekte olduğunuz grafiğimiz arkadaşlar dolar TL'nin haftalık grafiğidir ve hareketli ortalama olarak 50 haftalık hareketli ortalama bu grafiğin üzerinde görülmekte. Görmüş olduğunuz kırmızı kalın çizgimiz, eğrimiz daha doğrusu 50 haftalık üstten hareketli ortalamayı yansıtmakta. Sevgili arkadaşlar, hareketli ortalamalar dünya genelinde tüm analistlerin mutlaka ve mutlaka dikkat ettikleri, ciddiye aldıkları, önemsedikleri bir teknik analiz yöntemidir. Uygulanması ve yorumlanması da son derece basit olduğu için teknik analiz, ileri teknik analiz bilgisine sahip olmayan yatırımcıların dahi çok sıklıkla kullandıkları bir yöntemdir. Ve muhakkak da dikkate alınmasında fayda vardır. Çünkü fiyatlar, bu dolar olur, herhangi bir hisse senedi olur, şu olabilir, bu olabilir. Belli bir seviyeler etrafında, belli bir ortalamalar etrafında hareket eder ve bu ortalamaların üzerine çıkılması veya aşağı inilmesi genel olarak eğilim hakkında bizlere bilgi vermiş olur. Bakınız, genel olarak eğilim hakkında, yani belli bir ortalamaya yönelik olarak bir yaklaşık olduğu anda o ortalamadan bir tepki oluşuyorsa, o ortalamanın bir destek olduğu, bir önemli önemsenmesi gereken bir kriter olduğu dikkate alınır. Şimdi arkadaşlar, bu 200, pardon, 50 haftalık 50 haftalık ortalamanın bulunduğu bir grafiktir ve 50 haftalık ortalamaya şöyle bir geniş bir bakış açısıyla baktığımız zaman arkadaşlar, bakınız hangi yıllara geri döndüm? Şu anda arkadaşlar, evet, 2011 yılına kadar geri dönmüş bulunuyorum. Yani son 8-9 yıllık bir süreye baktığımız zaman, hatta isterseniz biraz daha geriye gidelim. Evet, burada da neredeyse 2008'lere kadar geri dönmüş bulunuyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir süreye baktığımız zaman arkadaşlar, dolar TL'nin bu 50 günlük, 50 haftalık hareketli ortalamasının aşağısına gelmek istemeyen, bu seviyelere yaklaştığı zaman ise önemli tepkiler yaratan bir seyir içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Bakınız şu bölgede uzun süre bu haftalık ortalamanın etrafında dolaşmış. Şurada küçük bir aşağı yönlü sarkma yaşamış ama ardından önemli bir atak yapıyor. Yine burada da benzer bir durum söz konusu olmuş. Yine önemli bir atak yaşanıyor. Yine şu bölgelerde arkadaşlar, buralar ikiler seviyesi. Buralarda da önemli bir atak yaşıyor ve 3 seviyesinin üzerine geliyor. En son arkadaşlar, üçler seviyesine yaklaştığı zaman yine bu ortalamanın aşağısına gelmiyor. Yine önemli bir atak yaparak 4 seviyesine ulaşıyor. En son ise arkadaşlar 28 Ağustos 2017 tarihinde 3.40'lar seviyesindeyken bu bölgeye yönelik olarak yaklaşım göstermiş. Çok minik bir şekilde bir aşağı kayma olmuş ama ardından yaşanan yükselişi görmektesiniz. O halde arkadaşlar şu tabloya genel olarak baktığım zaman bu tablo bana 10 yıllık bir süreyi göstermekte ve 10 yıldır dolar TL'nin genel anlamda çoğunlukla ve çoğunlukla 200 gün, pardon, 50 haftalık ortalamasının aşağısına gelmediğini ve bu seviyelere yaklaştığı zaman o bu bölgelerde bir miktar oyalanma yaşamış olsa dahi bu bölgeden bir tepki oluşturduğunu, şuralarda olduğu gibi, şuralarda olduğu gibi, şuralarda olduğu gibi arkadaşlar önemli tepkilerin oluştuğunu göstermekte.
O halde ben dolar TL için 50 haftalık ortalamayı dikkate alabilirim ve dolar TL'nin şu anda 50 haftalık ortalamasına yakın bir seyir içerisinde olduğunu görüyorum. 50 haftalık ortalamanın arkadaşlar rakamsal karşılığı neymiş? 5.07.42. Tabii ki bu rakam çok minik değişiklikler yapacaktır gün geçtikçe. Yarın 5.07.44 olur, öbür gün 5.07.40 olur ama genel olarak şu anki 50 haftalık ortalamamızın değeri 5.07.42 ise ben bu seviyeyi dolar TL için çok önemli bir destek noktası ve bu bölgeye yaklaşımlarda bakınız illaki bu seviyeyi görecektir şeklinde bir anlam çıkmamalı. Bu seviyelere olan yaklaşımlarda dolar TL'de bir tepki isteğinin oluşabileceğini geçmiş grafiklerdeki tabloya bakarak düşünebilirim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim dolar TL için 5.06 şeklinde bir kritik noktam bulunmakta. Bu 5.06'lık seviye dolar TL için önemli bir destek ve tepki noktası şeklinde sizlere yorumluyorum. Bu seviye kırılmadıkça veya buradan bakalım isterseniz yani 50 haftalık ortalama aşağı kırılmadıkça dolar TL'nin ben daha aşağı seviyelere gelme ihtimalini son derece düşük görüyorum. Bu konudaki düşüncelerimin temelini de bu teknik kriterler oluşturmakta. Peki arkadaşlar bir de günlük grafik olarak bakalım. Biraz daha kısa bir vade itibariyle bakalım. Burada da sevgili arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamayı görmektesiniz. 200 günlük hareketli ortalamada dolar TL'nin günlük olarak bakınız 2014 yıllarına kadar geri döndüm. Biraz daha geri gidebilirim. Evet 2011'lere kadar geri döndüm. Dolar TL içinde arkadaşlar günlük olarak bakıyor isek, günlük periyot kısa vade için bakıyor isek 200 günlük hareketli ortalamanın çok önemli bir destek özelliğinde olduğunu, bu seviyenin aşağısına bir iki defa çok minik inişler olduktan sonra sert tepkilerin olduğunu görüyoruz. Bir desteğin kırılabilmesi için biliyorsunuz arkadaşlar en az 2-3 kapanış olması lazım. Bazen de ayı tuzağı diye adlandırdığımız o desteğin kırılmış olduğu mesajını, inancını yatırımcılara verebilmek bakımından bir takım tuzaklar kurulabilmekte. Atıyorum herhangi bir hisse senedinin destek noktası 5.20'dir örneğin. 5.10 seviyesinde bir kapanış olur. Herkes bir paniklemeye başlar. Eyvah destek kırıldı diye. Ama bir bakarsınız ki 2 gün sonra veya 3-5 saat sonra çok hızlı bir şekilde bu destek bölgesinin aşağısından bir tepki oluşmuştur. Dolayısıyla burada da görülen tablo benzer şekilde şurada gördüğünüz gibi çok ufacık bir sarkma, şurada gördüğünüz gibi çok ufacık bir sarkma olmuş ama ardından tekrardan önemli ataklar yaşanmış. İşte arkadaşlar şu anda da benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Dolar TL'de 5.20 seviyesi, daha doğrusu 5.19.80 seviyesi 200 günlük hareketli ortalamamızın şu anki rakamıymış ve bu seviyenin aşağısına bir takım sarkmalar yaşıyoruz. Ama ardından tekrardan 5.20'nin üzerinde tutunmak için bir çaba gösteriyoruz. Eğer ki tablo böyle ise 5.20 seviyesi çok uzun yıllardan beri 10-12-15 yıldan beri çok uzun yıllardan beri devam etmekte olan bir destek konumunda ise bu destek zaman zaman aşağı gelse bile ufak tefek sarkmalar olsa bile ardından hemen bir tepki önemli bir tepki görebiliyor isek o halde bu 200 günlük hareketli ortalamayı da dikkate almamızda yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar şöyle bir son birkaç günü inceleyecek olursak 5.20 seviyesi şu anda önem kazanmıştır diye konuşuyoruz. Bakınız ben grafiği büyüttüm. 31 Ocak tarihinde 5.16 seviyesi görülmüş ama kapanış 5.16.55 seviyesinden gerçekleşmiş. Ardından arkadaşlar bir sonraki güne bakıyorum. Kapanışımız 5.20.83 seviyesinden gerçekleşmiş. Yani 5.20 aşağısında ikinci bir kapanış olmamış. Sonraki güne bakalım arkadaşlar. Yine 5.21.75 seviyesi yine 5.20 üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Daha sonra 5 Ocak tarihinde 5.20'nin çok az aşağısında 5.19.73 ile bir kapanış olmuş ama sonrasında dün itibariyle yine 5.21.93'ler seviyesinde bir kapanış olmuş. Yani değerli arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 5.19.80 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamaya çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Ama bu hareketli ortalamanın aşağısında 2 defa 3 defa art arda bir kapanış gerçekleşmediği için şu anda bu destek noktasından tekrardan bir tepki olabilir, tekrardan bir tepki yaşanabilir ihtimaline grafiğin geçmişine baktığımız zaman 10 yıllık geçmiş bize bu düşünceyi
gündeme getirmekte. Teknik olarak bu bölgelerden yeniden bir tepki oluşma ihtimali, daha da aşağılara gitme, daha çok çok daha aşağı seviyelere inme olasılığından biraz daha yüksek olduğunu göstermekte. Bir de değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ben sizlere daha önce bir çalışma aktarmıştım. Bir enstrümanın, bir yatırım aracının en iyi hareketli ortalamalarının nasıl tespit edilebileceğiyle ilgili olarak, bir de arkadaşlar bu bilgi ışığında dolar TL'nin şu an için en iyi hareketli ortalamalarının ne olduğuna bakalım. Bu anlamda nasıl bir tablonun söz konusu olduğunu görmeye çalışalım. Bu konuyla ilgili olarak geçmiş videolarda arkadaşlar anlatımım var. Onun için şimdi bunun detayına girmeyeceğim. Evet, simülasyonun çalışmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bize simülasyonumuz dolar TL için 6 ve 23 günlük hareketli ortalamaların en başarılı sonuçlar verdiğini, %63'ler civarında bir getiri oranı elde etmiş olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu durumu arkadaşlar 6 ve 23 günlük üstsel hareketli ortalamalar. Bakınız 6 ve 23, isterseniz bunu not alabilirsiniz. Bunu bir de grafik üzerinde görmeye çalışalım. Yani bu hareketli ortalamalar nasıl bir sonuç yaratmış? Evet. Değerli arkadaşlar, burada görmekte olduğunuz gibi günlük grafik üzerinde 6 ve 23 günlük hareketli ortalamalar bazında baktığımız zaman, bakınız şurada 3.40'lar seviyesinden bir al sinyali üretmiş ve bu sinyal 7.20'lere kadar hiç bozulmadan devam etmiş. Ardından 6.30'lar civarında, 6.20-6.30 bölgesinde bir sat sinyali üretiyor ve en nihayet 5.46'lara kadar yaşanan geri çekilme sonrasında tekrardan bir al sinyali ürettikten sonra şu anda arkadaşlar en son sinyalin sat konumunda olduğunu görmekteyiz. Zira bu kısa vadeli bir çalışmadır ve 5.30'un aşağısına inildiği zaman ise zaten dolar TL'de kısa vade anlamında önemli bir destek kırıldığı için teknik göstergelerinde bu konumda olabileceğini anlamış bulunmaktayız. Bu durumda arkadaşlar biz bu 6 ve 23 günlük hareketli ortalamaları grafik üzerinde görmeye çalışır isek, yani bu ortalamaların eğriler anlamında bize nasıl bir görünüm sağlamış olabileceğine bakacak olur isek, bu grafikte arkadaşlar Matrix programında maalesef bir yavaşlama var sanki. Dolayısıyla tepkileri çok geç alabiliyorum. Evet arkadaşlar, burada 6 ve 23 günlük hareketli ortalamaları grafik üzerine aktardım. Ve görmekte olduğunuz gibi değerli arkadaşlar, 6 günlük ortalamamız 5.22'yi, 23 günlük ortalamamız ise 5.28 seviyesini temsil etmekte. 6 günlük ortalama bu noktalardan 5.33'ler seviyesinden aşağı yönlü bir kesişme yaşamak kaydıyla olumsuz bir sinyal üretmiş. Ancak son durum itibariyle bu en iyi ortalama olarak vurgulamış olduğum 6 ve 23 günlük ortalama şu an itibariyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı eğrinin artık yavaş yavaş yataya girdiğini ve bu yatay aşağı yönlü eğilimini devam ettirmediğini, yataya girdiğini ve şuradaki son bar itibariyle baktığımız zaman da bu kırmızı eğrinin üzerine çıkmak isteyen bir görünüm içerisinde olduğunu görmekteyiz. Şurada birkaç kapanış yaşayabilir isek, yani 6 günlük ortalamanın mevcut bulunduğu 5.22 seviyesi üzerinde bir iki kapanış yaşayabilir isek, bu durumda bu kırmızı eğrinin yeşil eğriye doğru yaklaştığını ve burayı kesmesi durumunda ise bir al sinyalinin oluşabileceğini ifade edebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, tablo bu durumda. Dün itibariyle pivot seviyemiz olarak sizlere ben 5.19.96 seviyesinin önemli olduğunu ifade etmiştim. Bu seviyenin aşağısında kalınmaz. Anlık sarkmalar tabii ki önemli değil. Üzerine çıkılacak olursa 5.21 ve 5.24 seviyelerinin önemli olacağını yansıtmıştım. Zira bugün 5.20'nin aşağısında çok az bir kalabildik. 5.19.38 seviyesi anlık olarak görülebildi ve 5.23.45'e kadar bir yükseliş yaşandı bu ana kadar. 5.24 seviyesi de zaten günün önemli pivot direnci olarak karşımızdaydı. Evet, son durum itibariyle arkadaşlar, şu anki durum itibariyle dolar TL'nin
Pivot seviyesinin 5.21.66 olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.23.95, bunun ötesinde 5.26 ve daha sonra 5.28 seviyesinin yarın için dikkate alınabilecek olan seviyeler olduğunu görüyoruz. Ama henüz piyasa kapanmadı. Daha doğrusu gece 24 itibariyle bugünün tüm teknik verileri grafiklere yansımadığı için ben sizlere anlık bir bilgi aktarabilmiş oldum. Bu konuyla ilgili olarak net rakamları gece 24'ten sonra Twitter adresimden paylaşacağım. Arkadaşlar, dolar TL konusunda teknik görünümle ilgili olarak manzara bu ise artık son kararı sizlerin değerlendirmesi gerekiyor. 200 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamalar 5.20 seviyesinin önemli bir tepki bölgesi olarak geçmiş tarihlerden bugüne kadar işlem gördüğünü veya yatırımcılarda etki yarattığını ifade etmekte. Sizler de eğer bu teknik manzarayı yeterli bir sebep olarak görebiliyorsanız ve tabii ki en önemli nokta şudur arkadaşlar, stop loss yapabilme imkanınızın mutlaka bulunması lazım. Yani şu grafikte bakınız. Evet, şu grafikte 5.07 seviyesi önemli bir destek olarak görünüyor. Bu günlük grafiğimizde arkadaşlar, haftalık grafiğimizde bunu, evet, haftalık grafiğimiz itibariyle arkadaşlar 5.07 seviyesi önemli bir destek noktası olarak görülmekte. Hiçbir yatırım aracında alıp da %100 kazanmak gibi bir ihtimal mümkün değildir. Sizler risklerinizi planlamak ve programlamak durumundasınız. Teknik göstergeler bunu yıllardır bu şekilde olduğunu göstermiş olabilir. Yıllardır bu eğilim devam ediyor olabilir ama herhangi bir farklı gelişme, herhangi bir farklı durum bu tabloyu bozabilir. Bu ihtimaller de mutlaka mevcuttur. Dolayısıyla amacınız para kazanmak ise ve risk içeren bir hususta para kazanmayı hedefliyorsanız zarar etme olasılığının olduğunu dikkate almalısınız ve bu durumda da ben şu kadar zarara dayanabilirim, tahammül edebilirim gibi planınızı yapmalısınız. Özetle bu seviyeler 5.20 bölgesinde kademeli olarak alım yapmayı düşünebilirsiniz. Hiçbir zaman için tek bir noktadan almak, tek bir noktadan satmak doğru değildir. Kademeli olarak alım yapıyorsanız eğer şu 5.06-5.07 bölgesine stop loss koymak kaydıyla bu seviyenin aşağısına iner. Bu destek kırılır ise daha aşağılara geri çekilme ihtimali ön plandadır şeklinde düşünerek bu noktada arkadaşlar stop loss'unuzu yapıp belli bir miktar zararı sineye çekip daha sonra yeniden fırsat kollamayı deneyebilirsiniz. Bunlar tabii ki sizlerin yatırım danışmanlarınız ile yapacağınız görüşmeler ve konuşmalar sonrasında veya kendi mantığınız ve aklınız çerçevesinde beklentilerinize ne hangi tablonun uygun olabileceği dikkate almak kaydıyla yapılacak olan işlemlerdir. Bir diğer önemli husus ise arkadaşlar, hemen videonun başında da sizlere ifade etmiş olduğum gibi, alıp da yanılırsanız veyahut da elinizde dolar TL bulunuyor, geçmişlerden bir takım elinizde bulunan dolar TL'niz bulunmakta, bu durumda oluşabilecek olan ekstra geri çekilmeler veya siz aldıktan sonra yaşanabilecek olan geri çekilmelere karşı, yani sizlerin zarar etme ihtimalinizi bertaraf edebilmek, bunu bir anlamda sigortalayabilmek bakımından kendinizi nasıl koruyabileceğinize dair bir çalışmayı daha yaklaşık bir saat içerisinde aktarmış olacağım. Efendim, şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız, başarılar.